Bırakmıyor ki gönülde düşünce olasın. İstemiyorum ki gözlerde değersiz kalasın. Seni canımda saklıyorum, gözümde, gönlümde değil. Ta ki son nefesime kadar bana yar olasın. Elimde olsa cenneti ateşe verir, cehennemi de bir kova suyla söndürürüm ki geriye aşk baki kalsın. Ey seher yeli, bir semtten haberin var mı? Bir ay yüzlünün yanağından ne haber getirdin? Çalıp çağırdığın, hayhuy ettiğin günler var mı? Ey rüzgar, daha yavaş es, çünkü güzel kokuyorsun. Bu gönül işidir, kafa işi değil. Sana dilsiz, dudaksız sözler söyleyeceğim, bütün kulaklardan gizli sırlardan bahsedeceğim. Bu sözleri sana herkesin içinde söyleyeceğim, ama senden başka kimse duymayacak, kimse anlamayacak. Şimdi sorarım sana, hangi aşk daha büyüktür? Anlatılarak dile düşen mi, anlatılmayıp yürek deşen mi? Bana güneşin adı verildi, Şems. İşte böyle başladı benim hikayem. Aşktan mutluluk, güvenlik beklerler. Halbuki aşk son zerresine kadar kendini vermektir. Ruhundaki son zerreye kadar sevdiğin olmak istemektir. Onun içinde eriyecek kadar sevmek, kendinden kopmak demektir. İşte ben aşk derken böyle bir aşktan bahsediyorum. Ölmekten bahsediyorum. Var mı onun aşkıyla ölmeye cesareti olan? Kalp mi insana sevdiyen, yoksa yalnızlık mı körükleyen? Sahi nedir sevmek? Bir mama ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Ya tam açacaksın yüreğini, ya da hiç yeltenmeyeceksin. Grisi yoktur aşkın, ya siyahı ya beyazı seçeceksin. Hüzün ki en çok yakışandır aşıklara. Yandık, yakıldık, ama hüzünden yana asla yakınmadık. Ne de olsa biz mahzun bir peygamberin ümmeti değil miyiz? Hüzün taze tutar aşk yarasını, yaramdan da hoşum, yarimden de. Heyhat, mum gibi erimiyorsa insan, yanıyorum dememeli. Yanmaktan korkuyorsa kişi, aşk kapısından girmemeli. Ya kor yürekli olmalı insan, ya da kor barındıracak yürekli. Ey sevgili, bir geceliğine değiş tokuş esteydik yüreğimizi, taşıyabilir miydin acaba bendeki seni? Güvendiğiniz dağlara karlar yağdığında, en güzel çare dağ ile karı baş başa bırakmaktır. Gün gelip karlar eridiğinde, dağ yolumuzu gözleyince, en güzel cevap başka bir dağdan selam yollamaktır. Kır kalemin ucunu, bundan sonraki yolculuğumuz aşk yolculuğudur. Aşkı kalem yazmaz ki kitaplarda bulasın. Yalnız kalırsan yalnız olmadığını bil. Dertliysen dermanın olduğunu bil. Hiçbir şeyin sahibiyim deme, emanetçi olduğunu bil. Ey Celaleddin, talipsen yüreğime, yalnızlığını adayacaksan bana, gel bakalım ateşle nasıl oynanır göstereyim. Gör bakalım ateş mi seni yakar, sen mi ateşi?
El alem şarap içer, sarhoş olur. Biz aşk ehliyiz, içmeden sarhoş olmuşuz. Allah Celle Celaluhu senin kapından aşk sarayına birini alacaksa, o insana sen nasıl ben seni sevmiyorum dersin. İnsanlar maşuk aramıyor, bencil duygularına köle arıyor. Köle buluyor ama aşkı bulamıyor. Ey aşk, sen öyle bir kişisin ki, dünya tokları senin vuslatının açlarıdır. Şeytanda insanı özelliklerin biri hariç hepsi vardır. Şeytanda eksik olan tek nimet aşk. Şeytanın insanı çekememesi aşksızlığındandır. Her insan için bir aşık olma zamanı vardır. Bir de ölme zamanı. Dost istersen Allah yeter. Yar istersen Muhammed yeter. Delil istersen Kur'an yeter. Huzur istersen namaz yeter. Zenginlik istersen kanaat yeter. Düşman istersen nefsin yeter. Şeref istersen İslam yeter. Öğüt istersen ölüm yeter. İnanan kişi işlerini Allah emretti diye yapar. İnanmayan ise mücadele ve gösteriş olsun diye yapar. Böyle inatçı kişilerin başlarına toprak saç. Din düşmanlarının başına kılıç ol. Kurt gibilere ateş saç. Çünkü onlar Yusuf düşmanıdırlar. Gönül, gönül verilerek alınır. Gönül ebedi olmayan mülkü bir rüya bil. Kusur arıyorsan tüm aynalar senin. Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur. Ahlak örtüsü olmayanı başörtüsü dindar yapmaz. Kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür. Bilmez misin ki cevap vermemek de cevaptır. Yok dünyada hicrandan daha acı. Ne istiyorsan et de onu etme. Ey dost, derdin ne olursa olsun, umudun her zaman Allah olsun. Yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme, zira bu işin baharı var. Gülü gülene ver, kalbini sevene ver. Sevmek güzel şeydir, kıymet bilene ver. Hepiniz benim için çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. İyi ki varsınız, ben Ömer Hançeri. Üç sözden fazla değil, tüm ömrüm şu üç söz. Hamdım, piştim, yandım. Üzülme, çünkü Yaradan umudu en çaresiz anlarda yollar. Unutma, yağmurun en şiddetlisi en kara bulutlardan çıkar. Kolun mu kırıldı? Üzülme. Belki Allah sana kanat verecek. Gönlüm dilime dargın, dilim gönlüme. Gönlüm duygularını anlatamadığı için kızarken dilime. Dilim anlatamayacağı şeyleri düşündüğü için kızıyor gönlüme. Demiş ki Mevlana, seni seveni zehir olsa da yut, seni sevmeyeni bal olsa da unut. Niye üzülüp ağlarsın can? Bırak sevmeyen gitsin. Dua et, Rabbin seni terk etmesin.
İşte o terk ederse gerçekten bitersin. Aşk bir uçurumdan düşmek gibidir. Bunun için sevgiliye yar denir. Mutluluğu sende bulan senindir. Ötesi misafir. Bir günah işlediğinde hemen tövbe et. İnsan suya düştüğü için değil, sudan çıkamadığı için boğulur. Aklın başına geldiğinde pişman olacağın bir işi sakın yapma. Nasibinde varsa alırsın karıncadan bile ders. Nasibinde yoksa bütün cihan önüne serilse sana ters. İnsan gözden ibarettir aslında. Geri kalan cesettir. Göz ise ancak gerçek dostu görendir. Çok şükür benim siz gibi gerçek dostlarım var. İnsanları iyi tanıyın. Her insanı fena bilip kötülemeyin. Her insanı da iyi bilip övmeyin. İnsan dostunun huyunu alır. Birini seviyorsanız onu Allah'tan isteyin. Kalpler Allah'ın elindedir. Irmak suyunu tümden içmenin imkanı yok ama susuzluğu giderecek kadar içmenin de imkanı yok. Aşk davaya benzer. Cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki. Gönül ne tarafı işaret ederse, beş duyu da eteklerini toplayıp o tarafa gider. Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle. Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla. Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. İşte orası kaderinin değişeceği noktadır. Kaliteli insan işiyle, boş insan kişiyle uğraşır. Kendini noksan gören kişi olgunlaşmaya on atla koşar. Kendini olgun sanan ise Allah'a bu zanlı sebebiyle ulaşamaz. İçinde azıcık nur olmayana dışarıdan verilen öğüt fayda vermez. Unutma, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer. Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim. Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin kendine, işte o zaman kusursuz olursun. Üzülme can, doğruysan zarar gördüm deme. Bil ki iyiler mutlaka kazanır. Hayat bir nefestir aldığın kadar. Hayat bir kafestir kaldığın kadar. Hayat bir hevestir daldığın kadar. Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götür. Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gönderdin de ardınca ona benzer iyilik görmedin. Köpeklerin kardeşliği aralarına kemik atana kadardır. Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın,
Öldüm der durur, yine de yaşarsın. Dert insanı yokluğa götüren rahvan attır. Kalp denizdir, dilde kıyı, denizde ne varsa kıyıya o vurur. Mecnun değilim dost, lakin çağırırsan çöllere gelirim. Madem ki rızkı taksim eden odur, o halde şikayet küfürdür. Sabır gerekir, sabır genişliğe ulaşmanın anahtarıdır. Allah'tan başka herkes düşmandır. Sen asıl dostu düşmanlara şikayet eder halinden sızlanırsın, öyle mi? Padişah köleye şikayet edilir mi? Akıllı ol. Eli görmeyen kişi yazıyı kalem yazdı sanır. Allah'ın kudretini görmeyen kişi meyveyi ağaç yaptı sanır. Mevlana Hazretleri. Sadakat tek kalpli bir elbiseydi, kimine bol kimine dar geldi. Dürüstlük çok beyazdı, temiz tutamam deyip kimse almadı. Velhasıl insanoğlu çıplak kaldı, ar, edep ve haya sığınacak bir beden aradı. İşte aşk bütün bu kusurları bir ten olup kapattı. Aşka bir vefa borcu kaldı, onu da Allah Celle Celaluhu için sevenler aldı. Mevlana'ya sormuşlar, sevgili nasıl olmalı? Dayanılmaz olduğun zamanlarda bile sana dayanmalı. Sözün faydası yoksa söyleme. Ben Ömer Hançeri, iyi dinlemeler, iyi seyirler dilerim saygılarımla. Bildiklerini anlat ama akıl vermeye kalkma. Anlatılanları iyi dinle ama hepsine doğru sanma. Sessiz kalmak bir şeyi bilmediğin anlamına gelmez. Çok konuşmak da çok şey bildiğini göstermez. Herkesi kendine eşit gör. Her kim olursa olsun bir insanı küçümsemek akılsızlık, çok büyük görmek de korkaklıktır. Cesaret akıldan gelirse cesarettir. Bilgisizlikten gelirse cehalettir. Kısmet etmişse Mevla, el getirir, yel getirir, sel getirir. Kısmet etmemiş Mevla, el götürür, yel götürür, sel götürür. Mevlana der ki, kokuların en güzeli gönül kokusudur. Çünkü o koku Rabbin kokusudur. O koku kırık gönüllerde mağlup ruhlarda bulunur. Dost sanma şanlı vaktinde dost olanı, dost bil gamlı vaktinde elinden tutanı. Ey can, sana bir darılma gelirse yararınadır, kaygılanma. Sürekli yaz mevsimi olsaydı güneş bahçeyi yakıp kavururdu. Fakirim diye ne üzülürsün, aklın başında ve desteksiz ayakta durabiliyorsan en zengin kul sensin, bilmez misin? İnsanda güzel olan yüzüdür, yüzde güzel olan gözüdür. Ama insanı insan yapan ağzından çıkan sözüdür. Araftayım, iki bilinmezlik arası bir diyardayım. Yusuf'un terk ettiği kuyuda, Züleyha'nın utancındayım. Ben İsrafil'in üflediği yankıdayım. Ne cennette, ne cehennemde, ar ve af devranında, yalnız Allah'ın sevdasındayım. Umudunu yitirme, cebindeki son anahtar.
belki de kapıyı açacaktır. Sen ruhuma cemre diye damladıktan sonra ben bu bedende neyleyim? Aşk da sen, hasret de sen, ben de sen. Ey gönül, yol uzun, hedef rıza. Kalk heybeni hazırla. Heybende hem ihlas olsun, hem de vefa. Ses etme, bekle. Ya nasip de Rabbine bırak. Zorluklara daldınsa, daralıp kaldınsa sabret. Çünkü sabır genişliğin anahtarıdır. Ayıplarım seni ey gönül. Hal bilmeze hal sorarsın. Bülbül dururken kargadan gül sorarsın. Seni en iyi Allah bilir, gerisi ya yanlış ya eksik bilir. Seni mutsuz edenler yüzünden umutsuz olma, mutlu olacağın zamanda gelir. Seni mutsuz edenleri görüp herkesi öyle sanma, seni mutlu edecek olan da gelir. Bugün çok derdin var deme, o derdi sana veren Allah'ın dermanını verdiği gün de gelir. Sen Rabbine dua et. Dua etsem ne olacak deme, duanın kabul olduğu gün de gelir. Bir insan bir insana aşık olmuşsa, bu aşk aşık olanda değerlidir. Aşık olunandadır. Aşık olunan, aşık olunmayı istemediği sürece ve bu ateşi içinde yakmadığı sürece hiç kimse ona aşık olamaz. Yalnızlığın en kötüsü, seni anlamayan insanların arasında kalmaktır. Allah der ki, kimi benden çok seversen onu senden alırım ve ekler. Onsuz yaşayamam deme, seni onsuz da yaşatırım. Ve mevsim geçer, gölge veren ağaçların dalları kurur, sabır taşar. Canından saydığın yar bile bir gün el olur, aklın şaşar. Dostun düşmana dönüşür, düşman kalkar dost olur. Öyle garip bir dünya, olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. En garibi de budur ya, öldüm der durur yine de yaşarsın. Ağlatan Leyla ise mahkum etme gözyaşını siliver gitsin. Ağlatan Mevla ise mahrum etme gözyaşını, salıver gitsin. Ölüm geldiğinde mal gider, mülk gider, eş gider, dost gider. Ama iman kabre bizimle beraber girer. Susamak ve susmak çok benzerdir. Birinde dilin, diğerinde yüreğin kurur. Ey dilim, sen benim hem servetimsin, hem felaketim. Beni bahtiyar eden de sensin, berbat eden de. Garibin hikayesini dinlemek için yeni bir garip kulağa gerek der Mevlana. Zira hayata aynı açıdan değil, aynı acıdan bakanlar anlaşabilir. Geveze birine sır söylemek, kırık testiye su koymaya benzer. İnsanı gördüklerinden ibaret sayma, göremediklerinde ara. İçidir hakikatin resmi, dışı sadece
bir manzara. Size güvenen insanları yar yolda bırakmayın. Ahın bulamayacağı adres yoktur. İnsanı ateş değil, kendi gafleti yakar. Herkes de kusur görür, kendisine kör bakar. Neye nasıl bakarsan, o sana öyle bakar. Ey gönül, dostlarının yanında elbet ki düşmanların da olacak. Ama imtihan ya bu, düşmanın varken seni dostun vuracak. Asla geçmişte yaşama, ama daima geçmişten ders al. Süzülüyorsa gözünden yaşlar, hüzünlüyse güzel yüzün, Rabbin seni özlemiş, sesini duymak istemiş demektir. Çok şükür Rabbimin verdiklerine, çok şükür. Edep sahibi yediği tokadın sahibini aramaz, sebebini arar. Ağzımda lokma varken konuşmak kolay da, yüreğimde sen varken susmak ne zormuş. Sen Allah'a güven, hiç beklemediğin anda çiçek açar umutlar. Duydum ki kapıma gelmiş, tokmak olmadığı için kapıya vurmadan geri dönmüşsün. Bilmez misin, kalp kapısının tokmağa ihtiyacı yoktur. O ancak içeriden açılır. Seviyorsan bugün sor, bugün ara, yarına kim öle, kim kala. Bir evliliği sürdürmenin en kötü yolu çiftlerin birbirinin özgürlüğünü engellemesidir. İki kuşu birbirine bağlarsan dört kanadı olur ama uçamaz. Sevenler en sonunda bir yerlerde buluşmazlar. Onlar en başından beri birbirlerinin içindedirler. Öyle uzaktan seyretme, adına hayran olduğum yar. Buyur gel ömrüme, ömrüm ömrün olsun. Hayat sana arka arkaya dikenleri gösteriyorsa, sakın üzülme, aksine sevin. Çünkü çok yakında gülü de gösterecektir. Dua kapı çalmaktır, gerisine karışmak, haddi aşmaktır. Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, hiç aramamaktır. Vefayı vefasız da, edebi hayasız da, merhameti vicdansız da aramamak lazım Mevlana Hazretleri. Hayat çok kısa, keşke insanlar kelebeğin ömründen bir ders çıkarsa, mal, mülk, para, pul, hırsı yerine sevdiklerine sımsıkı sarılsa. Ağlatan Leyla ise mahkum etme gözyaşını siliver gitsin. Ağlatan Mevla ise mahrum etme gözyaşını salıver gitsin.
Hazreti Mevlana. Ey gönül, dikkat et, ahir zaman bu. Nefsine uyup da surete aldanma. İblisin bile maşallah dediği kullar var. Seveceksen sev, vefa nedir, takva nedir bileni. İçinde cennet saklayan virane kullar var. Yolun var mı da yoldaş bulamadım diye feryat ediyorsun? Gönlüne erdin mi de gönüldaşım nerede diye sızlanıyorsun? Önce kendini bir bul bakalım, ayağında diken yarası olmayan sinesine gül kokusu süremez. Gözyaşları merhamete delildir, yürek yanmasa göz ağlamaz. Üzenlerin üzüldüğü vakitte gelir. Kapına geldim ve ben olmaktan vazgeçtim. Sen yeter ki kim o de, kim olmamı istiyorsan o olmaya geldim. Bize gözün değil, gönlün gördüğü yürek gerek. Düşlerdeki tabir değil, gerçeğe vuslat gerek. Kötülük yaptın mı kork, çünkü o bir tohumdur. Allah yeşertir, karşına çıkartır. Allah Firavun'a dünya mülkünü verdi, fakat bir dert vermedi. Zira dert dünya mülkünden kıymetlidir. Hak kuldan intikamını kul ile alır, dini irfan bilmeyen bunu kul etti sanır. Dil tencerenin kapağına benzer, kıpırdadı da kokusu duyuldu mu, ne pişiyor anlarsın. Gerçek sevgi sabırdır, her şeye dayanır, affeder, çabalar, gerektiğinde susar, kabullenir ama asla bitmez. Cennet nerede bilir misiniz? Gülen gözlerde, tatlı sözlerde, mutlu yüzlerde ama en önemlisi sevgi dolu yüreklerde. Ben varan yeri. Hiçbir mal sizin değil, neyi bölüşemiyorsunuz? Hiçbir can sizin değil, niye dövüşüyorsunuz? İki gecem var, ikisi de uykusuz. Ya sen sizim, uyuyamam. Ya sen varsın, uyku haram. Bir insanın başına gelebilecek en güzel şey, sevdiğinin diline dua olmaktır. Dizinde dermanın bittiği vakitte, gönlünde yeşeren yarındır sabır. Yıkıldığın her an yok olmadığına şükret. Yüreğine güneş koy, yüreğine bulut koy, yüreğine yıldız koy, yüreğine sabır koy ve yola devam et. Bir insan bilmiyorsa ne istediğini, hem seni ziyan eder hem kendini. İnsanoğlu dünyayı zapt eder ama ağzını zapt edemez. Kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin, zira bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Olmuyorsa olmuyordur, vardır Yaradan'ın bir bildiği. Garibin hikayesini dinlemek için yine bir garip kulağa gerek der Mevlana. Zira hayata aynı açıdan değil, aynı acıdan bakanlar anlaşabilir. Kötü havalarda insan dosta aç olur. Bir araya gelse dost dosta ilaç olur. Güller tek tek bir şeye benzemez. Öbek öbek olunca bahara taç olur. Biz gönül dilencisiyiz, cebimiz delildir. Her kapıya gitmez, gönül ehlini biliriz. Kelam bilmeyiz, gönül ile isteriz, gönülden isteriz.
Sultan kapısında ne istenir ki? Bilmeyiz, bilmek de istemeyiz. Vardık kapısına, serdik gönlümüzü, bekleriz. Bazen ağlamak gerekir açılmak için, bazen anmak gerekir anılmak için, bazen de susmak gerekir duymak için. Aşkı zikretmek için söz dudağa gelmeden önce cemre gibi yüreğe düşmelidir. Öyle uzaktan seyretme adına hayran olduğum yar. Buyur gel ömrüme, ömrüm ömrün olsun. Susamak ve susmak çok benzerdir. Birinde dilin, diğerinde yüreğin kurur. Allah'ım dönüşü olmayan yollarla, halden anlamayan kullarla ve içime ağır gelecek yorgunluklarla imtihan etme beni. Amin. Yemin olsun güneşe ve aydınlığa ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne onu yapıp döşeyene ve nefse, kişiye ve onu intizamla yaratana yemin olsun. Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen hiç ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl ki çömleği tutan dışındaki biçim değil, içindeki boşluk ise insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir. Gel, gel ne olursan ol, yine gel. Dert etme, dua et. Bildiklerini anlatama, akıl vermeye kalkma. Anlatılanları iyi dinle ama hepsine doğru sanma. Sessiz kalmak bir şey bilmediğin anlamına gelmez. Çok konuşmak da çok şey bildiğini göstermez. Mevlana Celaleddin Rumi. Dünya gözüyle bakan yüzü, gönül gözüyle bakan özü görür. Nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok. Nice elbiseler gördüm içlerinde insan yok. Yürek yanmadıkça göz yaşarmaz. Ben yaşadıkça Kur'an-ı Kerim'in bendesiyim. Ben Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ayağının tozuyum. Biri benden bundan başkasını naklederse ondan da şikayetçiyim, o sözden de şikayetçiyim. Bir günah işlediğinde hemen tövbe et. İnsan suya düştüğü için değil, sudan çıkmadığı için boğulur. Yüzü kıbleye çevirmek kolay. Mühim olan gönlü Allah'a çevirmektir. Gün nereden doğar dedim. Bir hoşça iyice bak. Gözlerimden dedi. Öylesine ölümüne bakmışım ki kıyametim koptu, mizan kuruldu, benden usandın mı dedim. İnsan canının canından usanır mı dedi. Ben de öyle yaptım, gözlerime gam sürmesi yerine can sürmesi çektim. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi gibi bilir. Kimi sabrından susar, kimi saygısından, kimi de sevgisinden. Gönlünü hoş tut sabreden erer, sevenlerin duası her yerde geçer. Mutsuzluk dediğin durmaz gider, dönecek devrandan şüphen mi var? Her hayale dua,
her nasibe çaba gerek. Kendini niye yalnız hissediyorsun? Allah yarattığı kulunu yalnız bırakır mı hiç? Boş ver be kalbim, kimse anlamasa da bilmese de yorgunluğunu, Yaradan bilir doğruluğunu. İnsanı inciten kişinin Allah'ı incittiğinden haberi yoktur. Cahille oturup bal yiyeceğine, alimle otur kuru ekmek ye. Makamımız aşk, usulümüz edeptir bizim. Kapımıza değil, gönlümüze vuran buyursun Şems-i Tebrizi. Öfke rüzgar gibidir, bir süre sonra diner. Ama birçok dal kırılmıştır bile. Dost gül gibidir, Yusuf'a benzer. Kokusunu almaya bir Yakup ister. Dostluğu Allah korur, kurda yem etmez. Dost gönülde oldu mu, gözde gerekmez. Gönlümüze taht kurmuş güzel dostlara selam olsun. Ey aşık! Hani özlem çekiyorsun ya sevgiliye? Bil ki sevgilidendir özlemin özü. Odur asıl sana özlem duyan. Çünkü o tutuşturmayınca alevi, kimsede olmaz ateş. Ve aşk ateşi önce sevilene, ondan sonra sevene düşer. Mevlana Hazretleri. En son ölüm gelir, yine de erken deriz. Ele geçen şeyin tadı tuzu, değeri, oraya varmak için çekilen yol zahmeti kadardır. Çölün tozunu yutmayan, dilini, dudağını, çöl güneşinden çatlamayan zemzemin lezzetini bilemez. Ömür boyu hayalini kurmayan Kabe'nin kadrini tartamaz. O halde önce yan ki su seni kandırsın. Acık ki ekmek damağında bir lezzet bıraksın. Özle ki bulduğunda gerçekten bulmuş olasın. Eğer sen can konağını arıyorsan, bil ki sen cansın. Eğer bir lokma ekmek peşinde koşuyorsan, sen bir ekmeksin. Bu gizli, bu nükteli sözün manasına akıl erdirirsen, anlarsın ki aradığın ancak sensin, sen. Eğer şefetin ve nefsin hevesine kapılır gidersen, ben sana haber vereyim ki eli boş, nasipsiz gideceksin. Eğer Müslümanca yaşamak istersen, Kur'an'a sarıl. Çünkü onsuz İslami hayat mümkün değildir. Düşüncen konuşmana, konuşman hareketine, hareketin kaderine yansır. Güzel düşün, güzel yaşa. Dünyada mevcut bütün canlar, sana karşı canlıktan çıkıyorlar, beden oluyorlar. Halbuki sen cansın, canlar canlısın, cansız beden ne işe yarar? Ben çok eskiden sana gönül vermiştim. Gel ey sevgili, gel de şimdi sana canımı da vereyim. Dünyada en büyük musibet, cahilin ilim davasında bulunması ve davanın da cahillerce doğru zan olmasıdır. İnsan bilmediğini açıkça itiraf edecek olursa, hem vebal altına girmekten kurtulur, hem de hulusu her hayırlı iş ve ameli Allah rızasını niyet ederek, yapmak niyeti dolayısıyla Allah'ın ilham ve talimine mazhar olur. Dünya hayatı bir rüyadan ibarettir. Dünyada servet sahibi olmak, rüyada define bulmaya benzer. Dünya malı nesilden nesile aktarılır ama hep dünyada kalır.
Diyorsun ki ben sana gönlümü verdim. İyi de gönül dediğin nedir ki ey sevgili? Ben sana hiç gönlümü verir miyim? Çünkü gönül dediğin toprağa girince toz olur, toprak olur. Ben sana ruhumu veririm çünkü ruhum sende sonsuzluk olur. Dıştaki ateş suyla söner, şehvet ateşi parladıkça parlar, adamın yüzünün suyunu yerlere döker. Dildeşinden ayrı düşen yüz, türlü namesi bile olsa dilsizdir. Gül solup da mevsim geçince, bülbülden name duyamazsın. Gerçek aşk sevdiğini anınca yanmak, yandıkça sevdireni anmaktır. Sevgili tek olan sevgiliye derler, gelişinde ondandır, gidişinde ona. Onu buldun mu başkasını beklemezsin gayri, ortada görünüp duran da odur, gizli olan da o. Her şey bir maksatla hareket eder, her şey bir maksatla dönüp dolaşır, kendine gel. Yepyeni bir söz söyle de sözün öyle bir söz olmalı ki dünyanın sınırlarını aşmalı. Ne arıyorsan kendinde ara, gönül dili bambaşka bir dildir, hiçbir dile benzemez. Allah'ın en güzel eseri gönüldür, dışarıda bulunanlar ise ancak eserlerin eserleridir. Hazreti Mevlana hayadır, aşk. Hazreti Adem gibi tam 40 yıl semaya bakmadan utanarak yaşamaktır Allah'tan. Bütün gönül darlığı bu aleme gönül bağlamaktan gelir. Gönül kuşu her dala yuva yapacak olsa yuva yapacak yer kalmaz. Gönlü öyle bir yere bağlayacaksın ki binlerce kıyamet kopsa sana yalnızlık derdi çökmesin. Sen onunla olunca o seninle olmaz mı? Mevlana Hazretleri der ki yorulacaksan, sıkılacaksan, keşkelere sığınacaksan, söze ama diye başlayacaksan girme aşk yoluna. Aşk der ki yolundaysan başım fedadır yoluna. Ama bil ki senin de başını isterim yoluma. Kahır, kapris gelecekse senden amenna. Ama ayağına diken batarsa ah edip vahlama. Aşk bilek gücü değil yürektir. Yüreğin yetmiyorsa düşme yoluma. Marifet nedir bilir misin? Taşlara bakan gözlerin çiçekleri görmesidir. Leyla'yı seven Mecnun benzemez asla bana. Ben vurgunum ah dostlar Leyla'yı yaratana. Üzülme, dert etme can. Görebiliyorsan, dokunabiliyorsan, nefes alabiliyorsan, yürüyebiliyorsan ne mutlu sana. Elinde olmayanları söyleme bana. Elinde olanlardan bahset can. Üzülme. Geceler hep kimsesiz mi geçecek? Gidenler dönmeyecek mi? Yitirdiğin her neyse bir bakarsın yağmurlu bir gecede veya bir bahar sabahında karşına çıkmış. Bil ki güzellikler de var bu hayatta. Gelgitlerin olmadığı bir hayat düşünebilir misin? Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir. Mevlana Hazretleri. Hüzünle titreyen kalbe ince bir ah dokunur. Kalbi kırık olanın kalbine Allah dokunur. Cebi zengin fakat ruhu fakir olan insanın hali çok rezil. Çünkü o her şeyin fiyatını bilir, değerini değil. Gönül gözü kör olmuş, akıl nerede, kime ne? Gönlüm güle vurulmuş, dikeninden bana ne?
Gayri sözler tükendi, dil kelepçelendi. Halimi arza söze ne acet, gözyaşlarım dile geldi. Tam teslim ol, tıpkı toprağın çiftçiye teslim olduğu gibi. Zira aşk deryasında teslimiyet yelkenini açmadan yol alınmaz. Eyvallah ne güzel bir sözdür. Bazen kabulleniş, bazen boş veriş, bazen de yol veriş. Ama hep sonunda bir rahata eriş. O zaman eyvallah. Yolun var mı da yoldaş bulamadın diye feryat ediyorsun? Gönlüne erdin mi de gönüldaşın nerede diye sızlanıyorsun? Önce kendini bir bul bakalım. Ayağında diken yarası olmayan, sinesine gül kokusu süremez. Aşk ehliysen sitemin cahili olma. Özledim diyorsun mektubunda. Sadece kuru bir özlem mi yazdı yanık yüreği? Kalp midir insana sev diyen, yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek? Bir muma ateş olmak mı? Yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Şems-i Tebrizi. Ağlayabilir miyim gönlüm? Müsaadenle. Şöyle katıla katıla, şimşekli bir gökyüzü gibi, günaha batan tüm kirliliğin ile ağlayabilir miyim? Öylesine ama ölesiye, bu can çıkana kadar bedenden, nefsimin nefesi kesilesiye, pembe güller bor menekşelere düşesiye, sol yanımın ateşi yükselesiye kadar, kendi omzumda, kimseciklere yük olmadan ağlayabilir miyim? Sonsuzluğa götüren bir denizin kıyısına varmıştım. O zaman anladım ki susmak bir cüsse işi, derin denizlerin işi. Sığ sulara en hafif rüzgarlar bile coşturabiliyor. Derin denizleri ise ancak derin sevdalar. Anladım ki derin ve esrarengiz olan her şey susuyor. Anladım ki susan her şey derin ve heybetli. Eğer Allah seni bana yazmışsa, benden kaçışın yok. Lakin kader seni benden almışsa, ağlamaya lüzum yok. Sevmeye layık olmayanı hatırlayarak değerli etme. Dönmek mi istiyor, bir şans daha verme. Unutma, sevgi yürekli olana yakışır. Üzülme, herkes ölür, kimi toprağa, kimi yüreğe gömülür. Gönül dert ile yandı, derdimi paylaşacak bir dost yok. Çok yer gezdim, hüznümü anlatacak bir kişi yok. Ben yarinim diyen çok ama gerçekte vefalı bir yar yok. Bakışlarında diyar diyar gezdiğin değil, bir bakışıyla diyarına gittiğindir aşk. Kendine değer ver ve gönlünü olgunlaştır. Çünkü sen bedeninle değil, ruhunla insansın. Ben Allah'a aşık olduğum an, önce münakaşayı, sonra münazarayı, sonra konuşmayı kestim. Mevlana der ki, sevgide fedakarlık yolunu bilmeyenleri asla gönül kapınızdan içeri sokmayın. Altın olsam değerimi herkes bilir. Ben basit bir demir olayım, değerimi sadece
anlayan bilsin. Gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin? Dünyada dönmeyen dil mahşerde ne söylesin? Mevlam kalbimizi nur, ebedimizi cennet eylesin. Amin, amin, amin. Allah ne muradın varsa vermesin. Gönül bu, hayrı şerri bilmez, ister hayırlısı neyse onu versin. Kelimelerini yükselt, sesini değil, yağmurdur çiçekleri büyüten, gök gürültüsü değil. Hayat beni istediğin kadar üz, şükrümden bir parça bile eksiltmeyeceksin. Nasılsa üzüntüm gibi sen de bir gün biteceksin. Dayan be gönlüm, bir çare değilsin. Yaradan sana yar, kimsesiz değilsin. Yanında kimsesizler kimsesi var. Biliyorum, sığmazsın hiçbir yere, dünya sana dar. Ama dayan gönlüm, dayan ki her gecenin mutlaka bir sabahı var. Benim seni sevdiğime dair benden delil isteme. Zira kalpten kalbe yol vardır, sen kendi kalbine bak. Eğer sen beni seviyorsan, ben de seni seviyorum demektir. Sıkılma ey nefsim, geceni Allah'a ayırmaktan sıkılma. Çünkü burada sıkıldıkların ahirette seni kurtaracaktır. Kalp öylece geride kaldı, acılı ve yarım. Dilinde hazin bir dua, beni yakanı yakma Allah'ım. Ben hiç dilek tutmadım, hep dua ettim, ömrün ömrüme nasip olsun diye. Bir gönülde aşk ve sevgi ateşi yoksa o kişi karanlıklarda Allah'ın nurundan habersizdir. İsyanlardayım dedi, hayır, imtihanlardaydı, fark etseydi kurtulacaktı. Öyle bir yar sev ki evladım, elinde su tasıyla iftar bekleyen oruçlu gibi beklesin seni. Toprak gibi sessiz olduğum an bil ki, şimşek gibi gökte gürlüyor feryadım. Tut ki Ali'den sana miras kaldı Zülfikar. Sende Ali'nin yüreği yoksa Zülfikar neye yarar? Kalbi ve sözü bir olmayan kimsenin yüz dili bile olsa o yine dilsiz sayılır. Ben Ömer Hançeri. Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et. Çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar. Kapı açılır sen yeter ki vurmayı bil, ne zaman bilemem yeter ki o kapıda durmayı bil. Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır. Bir muammadır aşk, kiminin vicdanına atılan taş, kiminin de gözünden akıtılan yaştır aşk. Gel de birbirimizin kadrini bilelim. Çünkü ansızın ayrılacağız birbirimizden. Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın. 100 kişinin içinde aşık, gökte yıldızlar arasında parlayan ay gibi belli olur. Bir yandan korkun, bir yandan umudun varsa iki kanatlı olursun. Tek kanatla uçulmaz zaten. Muhabbet ve merhamet insanlığın, hiddet ve şefkat de hayvanların sıfatlarıdır. Ey Müslüman! Edep nedir diye sorarsan bil ki edep
her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır. Akıl bir kuzu, nefis bir kurt, iman ise çobandır. İman kuvvetli olmazsa nefis aklı yer. Aşkın hikayesini durmaksızın feryat eden bülbüle değil, sessiz sedasız can veren pervanelere sor. Sus gönlüm, bütün susmalarına karşılık, her şeyin hayırlısının olacağına inanarak sus. Nefsin, üzüm ve hurma gibi tatlı şeylerin sarhoşu oldukça, ruhunun üzüm salkımını görebilir misin ki? Yılan sokması seni sadece canından eder. Ama kötü dost hem candan hem de imandan eder. Aklım her gün tövbe eder. Nefsim her an tövbemi bozar. Arada kalmış bir çareyim, iyi ki senin kapın var. Dediler ki gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki gönle giren gözden ırak olsa ne olur? Beni çok özle, bir daha bu kadar sevmeyecekler seni. Aşksız olma ki ölü olmayasın, aşkta öl ki diri kalasın. Nasibinde varsa alırsın karıncadan bile ders, nasibinde yoksa bütün cihan önüne serilse sana ters. Yürürken başımın gerde olması sizi rahatsız etmesin. Benim tek derdim yere düşen edebinize takılmamak. Sen çiçek olup etrafa gülücükler saçmaya söz ver. Toprak olup seni başının üstünde taşıyan bulunur. Ey sahura kalkan, sahur yemeği yiyen kişi, az konuş, hatta sus. Sus da orucu anlayanlar oruçtan söz etsinler. Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Seni bağrıma değil, bağrımı ve başımı ayağının altına bastım. Gözüm toprak olacak ama gönlüm daima aşk kokacak. Her yerde olmak gibi bir duan varsa gönüllere gir. Çünkü sevenler sevdiklerini gönüllerinde taşırlar. Ay doğmuyorsa yüzüne, güneş vurmuyorsa pencerene, kabahatin ne güneşte ne de ayda ara. Gözlerindeki perdeyi arala. Ey sevgili, biz seninle bir salkımın iki aşık üzümüyken, başka şişelerde şarap olmuşuz, başka hayallerde harap olmuşuz. İyiyim desem yalan olur, kötüyüm desem inancıma dokunur. En iyisi şükre vurayım dilimi, belki o zaman kalbim kurtulur. Altın ne oluyor, can ne oluyor, inci, mercan da nedir bir sevgiye harcanmadıktan, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra? Şarap küpü nereye konursa konsun şaraptır. Gül mezbelelikte bitmekle kötü olmaz. Şarap altın tasa konmakla helal olmaz. Merhamette güneş gibi ol, cömertlikte akarsu gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, ayıpları, kusurları örtmekte gece gibi ol. Ben Ömer Hançeri. Misafirsin bu hanede ey gönül, umduğunla değil, bulduğunla gül. Hane sahibi ne derse o olur, ne kimseye sitem eyle, ne üzül.
Aşk nasip işidir, hesap işi değil. Aşk adayıştır, arayış değil. Sen adanmışsan ve yanmışsan bu uğurda aşk seni bulmaya gelir. Kalbimi ve ruhumu vermemin bir yararı yok. Sen zaten bunlara sahipsin. O yüzden sana bir ayna getirdim. Kendine bak, beni hatırla. Güzelliğin bir damlası olan Leyla için uykuyu haram etmek çok değilse, güzelliğin kaynağı Mevla için bir ömrü feda etmek az bile. Başta dönüp koşan nice bilgiler, nice hünerler vardır ki insan onunla baş olmak isterse baş elden gider. Başının gitmesini istemiyorsan ayak ol. Kalbin bir gün seni sevgiyle götürecek, ruhun bir gün seni sevgiliye taşıyacak. Sakın acında kaybolma, bil ki çektiğin acı bir gün dermanın olacak. Her zorluğun sonunda doğan bir ışık vardır. Eğer elleriniz diken yaralarıyla kan revan içinde kaldıysa, güle dokunmanıza çok az kalmış demektir. Küle döndüysen yeniden güle dönmeyi bekle. Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla. Sarılmayı bilir misin? Sahiplenmeyi, sahiplendiğinde sadık kalmayı. Sen bilir misin aşık olmayı? Bölünebilir misin ikilere, üçlere, gerekirse binlere? Yapabilir misin? Gerçekten sevebilir misin? Sevmenin demesi olmaz. Unutma, ya çok seversin bir kere ya da hiç sevmezsin. Ben Ömer Hançeri'yi, Allah'ıma şükürler olsun ki ben sizleri çok seviyorum. Sizlerin de beni çok sevdiğinizi biliyorum. Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, iyi niyetlerimizi kabul buyursun inşallah. Dualarınızda ve o güzel gönüllerinizde olmak umuduyla. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi. En önemlisi bizlerin sizlerle paylaştıklarını sizler de dostlarınızla paylaşmayı unutmayın sakın. İyi ki varsınız, iyi ki benim dostumsunuz. Hoşça kalın, dostça kalın. Ama her ne olursa olsun hep Ömer Hançeri.